Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum hepinize. Bugün sizlerle birlikte son halk arzının derinlik kademe aracı kum dağılımlarına bakacağız. Son zamanlarda biraz fazla derecede halk arzlara bakmaya başladık. Sebebi şu, yani yeni bilanço dönemini bekliyoruz ki şirketlerin bilançolarını temel analizini yapalım. Ardından grafikte teknik analizlerine bakalım. Bu sebepten dolayı bilanço dönemini bekliyoruz. Bu döneme kadar da fırsat gördüğümüz bazı şeylere dokunuyoruz. İşte Sasa, Hektaş, Kontrol, Matiye vesaire bakıyoruz. Halk arzları inceliyoruz. Bu şekilde bir içerik yapısı oluşturuyoruz. Bilançolar gelmeye başladıktan sonra güncel halleri üstünden, hedef fiyatları üstünden tekrardan konuşacağız arkadaşlar. Şimdi analize başlamadan önce malum biliyorsunuz Ahlatçı Doğalgaz ve Tera Yatırım'ın halka arz başvuruları vardı. Sonuçlandı. Tera Yatırım'da yaklaşık %1'e yakın, %0.85'lerde bir oranda verdi. 10 bin not altında, 10 bin not üstüne 0.35'lerde verdi. Ahlatçı Doğalgaz'da ise %10 oranında verdi. Biraz ben orada tahminim şuydu açıkçası. Kim ne kadar talep ederse alır diye düşünüyordum. Fakat %10 oranında bir alım oldu. Bakalım göreceğiz. Yani 3,5 milyar TL'lik büyük bir tahta. Yani nasıl olacak o işler? Biraz karışık. Bakalım o gün olsun, hayır olsun. Perşembe günü ilk işlem günü Ahlatçı'nın da. Bilginiz olsun. Şimdi analize geçmeden önce iki tane şey söyleyeceğim. Birincisi Twitter serbest piyasa analiz, Instagram serbest piyasa analiz sayfalarımız canlıdı arkadaşlar. Twitter'ı çok daha aktif kullanıyoruz. Instagram zamanla aktifleşecek. Her iki tarafta da sizleri görmek isterim. Buyurun gelin. İkincisi sizlere çok güzel bir uygulama önereceğim. Nedir? Midas Yatırım'ın uygulaması. Açıklamalar kısmında linkini bırakıyorum arkadaşlar. Midas Yatırım uygulaması linkine tıkladıktan, indirip üye olduktan sonra nelere erişeceksiniz? Birincisi bedava canlı veriniz var. İkincisi var olan hisse senetlerinizle ilgili İçerik yazıları, hedef fiyatları ve ünlü içerik üreticileri, aynı zamanda piyasada tanınız birçok insanın model portföylerine erişebileceksiniz. Ve de yıl sonuna kadar da hisse senedi alım satımında komisyon sıfır arkadaşlar, bedava. Bakın bu saydıklarımın hepsi bedava. Ayrıca ne bedava biliyor musunuz? Açıklama kısmındaki linke tıklayıp indirmek de bedava. Haydi gelin. Başlayalım. Evet, HKTM ile başlayalım dedik bugün ilk sırada. 80'in üstü 80'in altı olarak bakmakta fayda var. 80'in üstüne atıyor, oralarda kalıyor. 80 liranın altında kaldığı sürece de bir fırsat olarak görünüyor şimdilik. Bilginiz olsun, 90 lirada ciddi bir direnç seviyesi olarak karşımızda. Bakın tam 80'e gelmiş, 80 lirada 26 bin not birileri satmış. Kim satmış? Kim satmış, niye satmış? Tam 80'lerde halk yatırım, iş yatırım tarafında satış var. En fazla iş yatırımın elinde var. Sanki iş yatırım hissettirmeden böyle satıyormuş gibi duruyor. Fakat hala elinde milyon bazında lot var. Göreceğiz onu da birazdan. Bugün Ziraat, Gedik, Oyak yatırım üçlüsü almış. İş, halk ve Midas satmış. Midas'ı da görüyoruz. Açıklamalar kısmında link var Midas yatırımın. Alabilirsiniz. Bakın nasıl yayılmış. 500 bin kullanıcısı var arkadaşlar. Şöyle bir HKTM'ye bir bakalım. İş yatırımın elinde kaç lot var? İş yatırımın elinde 2 milyon lot var. 30 lira maliyetli arkadaşlar. 2,5 milyon lotlardaydı. Ufak ufak sanki buralardan satıyor gibi. Bu hafta biraz buna detaylıca bakalım, görelim. Evet, hemen platform turizmle yolumuza bir devam edelim. Pelatur. Platform turizm bugün de tavan, yaklaşık 32-33 milyon lot tavanda emirli. Tavan devam ediyor. Tavan serisi bu cumaya kadar da devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Bugün tavanda 224 bin not satılmış. Niye satarsın demeyeceğim. Huy ettiler, satıyorlar. Satmasa daha güzel olacak. Neyse. Tacirler yatırım bugün almış. Satanın malını tacirler almış. Ziraat, Vakıf, Garanti, Yapı Kredi, halk. Yani bireysel yatırımcı satmış. Devam. Birikim varlığa bakalım. Şu birikim varlıktaki iki tane yurt dışından alan hesap zengin olmaya devam ediyor. Yurt içindeki bireyselde minnacık bir lot aldı. İşte onda takılıyor. Neyse. 15 milyon lotla tavanda olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 40 bin lot satılmış. Hiçbir şey satılmamış. Piramit bugün satılan malın hepsini almış. Satanlara bak nasıl bireysel. Ziraat, Garanti, Yapı Kredi, Vakıf, Halk.
satanlar yine bireysel. Bunda da Cuma'ya kadar tavan serisinin devam edeceğini düşünüyorum değerli dostlar. Hemen Özsu Balık'a bakalım. Özsu Balık bugün tabandaydı. Bir kar realizasyonu ciddi manada var. Bir de kaçıp kaçmaya çalışanlar var arkadaşlar. Hani karımızı alalım gidelim şeklinde. 1,5 milyon lotla tavanda. Yani 19'lu seviyelerde dengeye ulaşacağını düşünüyorum açıkçası. Onu söyleyeyim. Bakın bugün 23,5'le tabanda ya. 23,5'le 818 bin lot birileri almış. Kim almış? İş yatırım, TEP, ziraat. Görüyor musun? Alıyorlar. Yapı Kredi QNB Deniz'de satmış arkadaşlar. Takip edeceğiz, göreceğiz. Sanki taban seviyeleri yakın gibi de geliyor. Biraz iddialı bir alım olmuş orada iş yatırım tarafında. Hayırlısı olsun. Özsu Balık'tan sonra Sanika'ya bakalım. Sanika 32'lere gelmiş. Sanika 33-37 arası toplanıyor demiştik. 33'ün altı daha güzel yerler ama sabrı olmayan Sanika'ya yanaşmasın. Bak tekrar söylüyorum. Devamı sonra yazarsınız bana. Sabrı olmayan Sanika'ya yanaşmasın. Tamam. Sanika'da tıpkı zamandaki Aztek gibi, Kimpur gibi, birçok kağıt söylediğimiz kağıtlar gibi toplanıyor arkadaşlar. Böyle biraz inat ettirile toplatılacak gibi duruyor. Neyse. Tahta dolu da düştükçe alırız diyor. Tahtanın mottosu o. Düşerse alırız diyor. Bugün en fazla Garanti, Yapı Kredi Osmanlı tarafından alınmış. Vakıf satmış, Tilki Yatırım satmış, iş yatırım satmış. Sanika en fazla nerelerde var? Gelin şöyle bir inceleyelim. En fazla nerelerde varmış Sanika? Garantinin elinde var 4 milyon lot. İş yatırımda var 4 milyon lot arkadaşlar. Toplanıyor. Biz de bunu göstere göstere sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Hemen Alfas'a bakalım. Alfas'ta hatırlarsınız ne demiştik? 248 buraların üstünü çok şey görmüyorum. Yani mantıklı seviyeler değil ama götürürler insanların malı satabilmek için demiştim. Birkaç tane arkadaş da yorum yazmıştı. İşte demek ki sen sattın ki kağıdı kötülüyorsun falan. Ya öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey yok derken ben zaten ne yaptığımı söyledim. Kağıdı kötüleme gibi derdim yok. Enerji sektörüne güneş paneli üreten güzel bir firma ama hep her şeyinde bir fiyatı var sonuçta. Duygusal bir ortamda değiliz. Matematik 2 kere 2 4 248'in üstü. Yani var olan son bilançoya göre baktığımızda biraz fazla olduğunu söylemiştik. Nitekim 330'lara kadar gitti. Bak 266'ya kadar hala satıyorlar. Yani her şey değerini, dengini bulur arkadaşlar. Bizim yani bir kötüleme veya övme gibi derdimiz yok. Neyse onu söylüyoruz. Sizler de daha iyi biliyorsunuz. Bugün 304'e kadar 266-304 bayağı bir trade yapmışlar. Trade yapa yapa malı satmışlar. Öyle satacak zaten. Neyse. A1 Kapital Gedik Tacirler Üçlüsü almış. Deniz İş ICBC satmış. En fazla nerelerde toplanmış bu kağıt? Şöyle bir bakalım izninizle. İş Gedik Filip. İş yatırımda var en fazla. Hala tutuyor. 700 binlerdeydi. Hala tutuyor. Deniz Tere Halk da satıyor arkadaşlar. İzleyeceğiz, takip edeceğiz. Alfas'tan sonra HKTM'ye bakmıştık. Aztek OBS ile yolumuza devam edelim. Aztek'e baktığımız vakit 30 seviyesinde. Buralarda bir dengeleniyor. Buralarda biraz akümüle oluyor. Bezenler, artık bıkanlar veya kârı olanlar satıyor. Buradan alınıyor. 40 hedefleriyle yoluna devam edecek arkadaşlar. Sabırlı olan. Tıpkı bu kağıt 13-14'te 3 ay mı 4 ay mı ne geçirmişti. Her gün dedik ki biz buna toplanıyor. Biz toplanıyor dedik. Bize bir de yani ayıp söylemesi küfür edenler oldu şudur budur diye. İşte 13'lerden alsan kaç 34'lere kadar gördü buraya geldi. Buradan da yani 40'lı hedefleri mevcut. YTD benim fikrim. Alnus Yatırım Finansman ve Tilki Yatırım üçlüsü almış. Garanti Deniz iş satmış. Bu da en fazla iş yatırımın elindeydi. Bak iş yatırım burada da ufak ufak realize ediyor kendince de. Oyuncu değişikliği oluyordu. Onu zamanla görürüz. Baktığımız vakit en fazla bak iş yatırımın elinde var. 17 lira maliyeti 3.2 milyon lot. Bugünkü satışı ne kadardı? 3.2 milyon lot elinde var. Bugün 29 bin lot satmış. Bir şey değil. Herhangi bir sinyal, herhangi bir şey değil. Hareket yok. OBS'ye bakalım. OBS'de iddialıyız. Nasıl iddialıyız? 35-40'lı seviyeleri bekliyoruz. Biraz böyle sindiriyorlar. Naz yaptırıyorlar, caz yaptırıyorlar ama tahtanın talebine bakarsak tahta talepkar. Düştükçe ben bunu alırım diyor tahta. Bugün kim satmış? Ziraat satmış, Yapı Kredi satmış ve Tilki Yatırım satmış. Oyak Taciller ve Trive üçlüsü almış. Tilki şu elindeki malı boşaltsa buralar rahat edecek gibi geliyor. Bakacağız, göreceğiz. OBS'den de umutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Croplast'la yolumuza devam edelim. Croplast.
Koroplas günü 11 direncinin üstüne kapatarak 11'i destek yaptı mı? Önümüzdeki günlerde geleceğiz. Şimdilik destek diyebiliriz. 11'in üstüne bir tutunsa Koroplas'ta güzel işler var. 5.8, 5.9, 6 lira gibi fiyatlardan biz bunu takip ediyorduk. Talebi güzel. Her zaman güzeldi zaten. Bunu takip aldığımızdan itibaren Credit Suisse'de 6.5'larda geldi, kağıdı aldı, hala tutuyor. O tutuyorsa buralara daha bakmaya gerek yok. Yabancı tutuyorsa devam edilebilir gibi duruyor. Kiler Holding'e bakalım. Taciller Yatırım bezdirdi artık ya yatırımcıyı burada. Ya burada yatırımcı resmen hani asfalt dökülür yola, asfaltı böyle yapıştırmak için, düzlemek için bir makine var. Öyle eziyorlar yani. Öyle bıktırıyorlar. Eziyor demeyeyim de bıktırıyor. Yatırımcı şimdi bu kağıdı almış. Kârda, tamam mı? Gitmiyor. Piyasadaki birçok kağıt gidiyor. Yatırımcı diyor ki ya bunu satayım da gideyim şuraya gideyim. Bunu da 1 lira alıyor. Tamam mı? 7 lira, 7,5 lira maliyetle 21 milyonluk Taciler Yatırım aldı, cebine koydu. Adamın bak şu an 4 kat kârı var, satmıyor. İş, Yapı Kredi, Halk, bak Taciller yine almış. Kim satmış? Tilki Yatırım, A1 Kapital, Ak Yatırım üçlüsü de satmış arkadaşlar. Bunlar böyle duruyorsa burada da yatırımcı da sabredebilir diye düşünüyorum. SGO'ya bakalım. SGO 2.93, 2.73 aralığında toplanıyor dedik. Bakalım 3'ün üstüne atıp tutunursa hareket başlar. 3'ün üstüne atamadığı sürece bir sık yani böyle gider. 2.73 aralığında gider. 3'ün üstüne atar tutunursa güzel. 4'lere gider. 3.30'dan 2.60'a geldi. 2.70'e geldi. Toplanıldı. Oradan hop. Mini bir çanak. Devam. Tahta doluluğu güzel. Her zaman iyi olmuştu zaten SGO'nun tahta doluluğu. 2.98'e kadar da çıkmış bugün. İyi, güzel bir momentum var gibi ufakta. Vakıf Max'a garanti üçlüsü almış. Ak Info ve Tilki Yatırım üçlüsü satmış. Dediğimiz seviyeleri takip edersek mantıklı olacağını düşünüyorum. Kimpur 125 lira seviyesinde. Buralarda artık bir patinaj çekiyor. Yani gitse gelse de böyle bir şey bekliyor Kimpur. Şöyle bir bedelsiz vesaire bir haber olsa Kimpur için pozitif olacak da şimdilik öyle bir durum yok. Yavru sasa deniyor. Bakacağız. Tahta dolu normal şartlarda boş bir tahtası olurdu ama şu sıra dolu, yani biraz daha dolu görünüyor tahta. Onu söyleyebilirim. 130'u direnç olarak cebe koyabiliriz. 110'lu seviyelerden HSBC ve Tilki Yatırım dibini sıyırıyordu. Şimdi bak geldiler 125-130 oralardan mal satıyorlar. Global İş ve Türk İş Yatırım da malı alan tarafta arkadaşlar. Yani şimdilik bu kadar. Orta uzun vadeli pozitif şirketlerden birisi Kimpur. Temel tarafta gayet güçlü, başarılı. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.